Yunanistan'a bir gidelim. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias'tan gelen açıklamalar var. Türkiye'nin ülkesi için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu söyledi. Ülkemizin yasal ve coğrafi sınırları tehdit altındadır diyen Dendias, Yunan ordusunun acilen modernize edilmesi gerektiğini söyledi. I had the opportunity to inform AK Parti hükümetinin normalleşme rüzgarları estirdiği Yunanistan, Türkiye'yi varoluşsal bir tehdit olarak görüyor. Ege'de Deniz Parkı ve Yüzer Radar platformu kurmaya hazırlanan Yunanistan'ın Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ankara-Atina ilişkilerine dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Dendias, Türkiye'nin Yunanistan'a yönelik uzun vadeli tutumu varoluşsal bir tehdit olarak gördüklerini söyledi sadece egemenlik haklarına değil egemenlik statüsüne ve azınlıklara ilişkin uluslararası anlaşmalara da itiraz eden bir komşunuz varsa bu açıkça varoluşsal bir tehdittir. Ülkemizin yasal ve coğrafi sınırları tehdit altındadır. Dendias Yunanistan ordusunun acilen modernize edilmesi gerektiğini söyledi. Hava ve deniz kuvvetlerinin modernize edilmesine dair çalışmaları anlattı. Yunanistan Savunma Bakanı F-35 programının yakın zamanda meclis silahlanma komitesinin önüne gireceğini belirtirken yeni nesil deniz kamuda tasarruf genelgesi yargıya taşındı. Memur sen personel servislerin kaldırılması için kararın iptal için Danıştay'da dava açtı. Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında personel servislerinin kaldırılması yargıya taşındı. Memursen resmi gazetede yayınlanan kamuda tasarruf tedbirleri genelgesinde personel servis hizmetlerinin sonlandırılmasına ilişkin olan kısmın iptali için Danıştay'a dava açtı. Memursen yaptığı açıklamada servislerin toplu sözleşmede elde edilen ve 10 yıldır uygulanan bir hak olduğunu belirtti. Kararda anayasayla getirilen toplu sözleşme hakkının kullanılmasına engel bir içtihat yaratıldığı vurgulandı. Memursan Genel Başkanı Ali Yalçın toplu sözleşme hükümlerini hatırlatarak uygulanması halinde kararı yargıya taşıyacaklarını açıklamıştı. Ankara Emniyetine yönelik hükümete darbe soruşturmasına önemli bilgiler ortaya çıktı. Ankara Organize Şube Müdürü Şevket Demircan siyasilerin soruşturmaya dahil edilmesini Emniyet Müdürü Engin Dinç'in onayıyla yaptıklarını açıkladı. Ayhan Bora Kaplan davası dosyasını FETÖ'cü cevheri güvene sızdıran ismin de Dinç'e yakınlığıyla bilinen polis memuru Serkan Dinç oldu ortaya çıkmıştı. Evet, kap, kap.